Hadi, şimdi bir önceki videoda yaptığımız tarzda bir başka toplama problemi çözelim. Fakat buradaki sayıları açacağım ki bu eldeli işlemi yaparken neler oluyor gerçekten anlayabilelim. Yüzler basamağındaki bu sayı 5. 5 adet yüzlüğü ya da kısacası 500'ü gösterir. 3 ise 3 adet onu gösterir çünkü onlar basamağındadır. Yani o da kısaca 30'u gösterir. 6 ise 6 adet birliği yani 6'yı temsil eder. Aynı şekilde bu 3 de 300'ü gösterir. Buradaki 9, 9 onluğu yani 90'ı ve bu 8 de 8 birliği yani 8'i gösterir. Şimdi bu ikisini toplayabiliriz. Sağdaki sütundan başlayalım. 6 artı 8'in 14'e eşit olduğunu ve bunun da 10 artı 4 ile aynı değeri ifade ettiğini önceden bulmuştuk. 10 artı 4. Birler basamağına 10'un katı olmayan kısımları yazalım. Yani 4 sayısını buraya koyalım. 10'un katı olan kısmı ise onlar basamağı sütununa taşıyalım. Buradaki 10'u unutmamak için onu da onlar basamağına koyalım. Şimdi tüm bu onlukları toplayabiliriz. 10 artı 30 artı 90'ın 130'a eşit olduğunu bulmuştuk. Peki, bu sayıyı da 100'ün katı olmayan kısmı yani 30'u onlar basamağının bulunduğu sütuna yazabiliriz. 100'ün katı olan kısmı da yüzler basamağına koyabiliriz. Biri yüzler basamağına koyarak aslında 100 sayısını taşımış olduk. 10 artı 30 artı 90 işleminin sonucu 100 artı 30 işleminin sonucuna eşittir. Burada tüm yaptığımız buydu. Şimdi ise yüzlükleri ekleyebiliriz. 100 artı 500 artı 300'ün 900 olduğunu biliyoruz. Sonucu 900 olarak yazabiliriz ve böylece işlemimizi tamamlamış olduk. 500 artı 30 artı 6 artı 300 artı 90 artı 8 işleminin sonucunun 900 artı 30 artı 4 işleminin sonucuna denk olduğunu bulduk ki bu da 934'e eşittir. Umuyorum ki her seferinde biri taşırken ne yaptığımızla ilgili daha iyi bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. 6 artı 8 eşittir 14. Biri taşıdık. Buraya taşıdığımız bir aslında tam şuradaki 10'u temsil ediyor ve işlem sırasında 10'u unutmamızı sağlıyor. Daha sonra ise 10 artı 30 artı 90'ın 130'a eşit olduğunu buluyoruz ve bu da 30 artı 100'e eşit olur. Son olarak da yüzleri topluyoruz ve 900 sayısını elde ediyoruz.